Merhabalar sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar. Sizler için de kahve falımızı kapattık. Bakalım oğlak burçları için bu ay içerisinde kahve fallarında neler çıkacak? Sevgili oğlaklar, oğlak burçları aşırı derecede eğlenceli, çok neşeli, enerjisi yüksek insanlarsınız. Oğlak burçlarını iki şekilde tanımlayabiliriz. Çok dürüsttürler ve çok çalışkandırlar. Yaptıkları her işte de başarılı olurlar. Somut işlerle çok ilgilenirler. Bakalım bu ay sizlerin burcunuzda neler, sizin falınızda neler çıkmış. Oğlak burçlarının şöyle sizde görün diye yavaşça çeviriyorum. Karamsarlık yapmışsınız. Zaten oğlak burçlarının da en sorun yaşadığı şey de bir işe başlarken karamsar yaklaşmaları, ama sonrasında da çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle muhakkak başarıya ulaşırlar, ama ilk başta hep karamsar yaklaşıyorsunuz. Bir karamsarlık çıkmış yine, ama sonrasında hareketli bir ay sizleri bekliyor. Yalnız bakın, dikkat edin, şurada böyle hanenin içerisine kocaman bir yılan çıkmış. Şeffaf gözüküyor, yani gözükmemeye çalışıyor. Etrafınızdaki bir insanın size yanlış yaptığını, sinsice yaklaştığını bu ay içerisinde görebilirsiniz. Dikkatli olmaya çalışın. Bakın şu altta da böyle kocaman bir balina gibi, ama böyle ağzını da açmış, böyle büyük bir kısmet. Size bu ay içerisinde şöyle söyleyebilirim, bunu şöyle yorumlayabiliriz. Böyle büyük bir kısmet olacak sizinle ilgili. Belki de bu bir ilişki anlamında. Eğer yalnız bir oğlak burcuysanız büyük bir kısmetiniz olacak. Sizin yakınınızda, yanınızda ya da karşınıza çıkacak bu kişi, ama sinsice yaklaşan başka biri aranızı açmaya çalışabilir. O kişiyle sizin kısmetinizin üstünde etrafında dolaşarak, sizin bu kısmetinizin partnerinizin etrafında dolaşarak aranızı açmaya çalışabilir. Bir dikkat edin bakalım, öyle bir şey olacak mı? Ya da şöyle, eğer ki iş yerinde güzel bir terfi bekliyorsanız, bir böyle yanınızdaki bir çalışma arkadaşınızın sinsice davranışları yüzünden yöneticilerinize sizi farklı tanıtması ya da aksetmesi yüzünden bir sorun yaşayabilirsiniz. Yani bu bir kısmetiniz var. Bakın kocaman bir balina var. Çok büyük bir kısmet, ama üzerinde de bir sinsice dolaşan yılan var. Bu kişi, yani bunu siz hayatınıza göre uyarlayabilirsiniz. Okulda bir güzel bir eğitim alacaksınızdır, bir sonuca ulaşacaksınızdır, bir arkadaşınız yüzünden engellenebilir, ya da işte aile içerisinde büyük bir kısmetiniz, bir şeyiniz olacak, güzel bir gelişmeniz, ama birisi sinsice yaklaşıp engellemeye çalışmak isteyebilir. Ama sonuç olarak bir şey yapamayacak, çünkü bu çok şeffaf çıkmış, zarar veremeyecek size her ne konusu olursa olsun. Şeffaf, temiz çıkmış haneniz. Büyük bir kısmetiniz var. Sadece o kişiye dikkat edin. Bir sinsice yaklaşan bir kişi olacak. Ona dikkat edin. Bakın şurada bir A harfi çıkmış. Bu kısmetinizle ilgili ya da bu kişiyle ilgili de olabilir, ya da sizle ilgili. A harfi olan isminde veya soy isminde biri var. Bu olaylarla bağlantılı olacak. A harfi çıkmış. Siz böyle olayların karşısında dimdik duracaksınız. Nasibinizi arkanıza alacaksınız. İstediğiniz her neyse olacak, gerçekleşecek, ama sadece işte belki biraz zorlu olacak. Belki de bir kişinin ortalığı karıştırması yüzünden zor günler geçirebilirsiniz, ama genel anlamıyla çok büyük bir kısmet sizi bekliyor. İş olabilir bu. İş görüşmesine gidebilirsiniz. O işi, istediğiniz işi alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir kişi engellemeye çalışacak ama yapamayacak. Onun haricinde bakalım neler çıkmış başka. Burada bakın şöyle bir kundakta bebek var sanki. Şurada. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Sizin ya da etrafınızda bebek isteyen bir arkadaşınız, akrabanız varsa, işte torun haberi de olabilir. Bu bir bebek haberi alabilirsiniz. Aileden birinin de olabilir. Yakın çevrenizden. Bir bebek haberi gözükmüş. Bakalım burada ne var? Şunu nasıl yorumlarız? Ben de böyle güzelce siz görün diye çeviriyorum iyice. Siz de lütfen yorumlara yazın. Sizin gördüklerinizi. Bakın burada bir insan var. Böyle bir tek başına bir yerde oturmuş. Böyle bir şeye efkarlanmışsınız. Oğlak burçları böyle çok planlı yaşamayı severler. Her şeyi organize edersiniz. Hayatı planlamayı çok seversiniz. Yani öyle spontan yaşamazsınız genelde. Büyük planlar yapıp hani şunu yapacağım, bunu yapacağım, hani okul için eğitim alanında olanlar eğitimini planlayabilir. İşte iş hayatında olanlar yapacakları işleri planlayabilir.
Evde çocuklarınızla sorumluluklarınızla ilgili işlerinizi organize edebilirsiniz. Çocuklarınızın okulu, evle ilgili sorumluluklarınız. Yani bu kendi hayatınıza göre uyarlayabilirsiniz. Bunların hepsini böyle planlayacaksınız aklınızda ama biraz da böyle aklınız böyle biraz sorumluluklarınızdan yorulduğunuzu hissedip böyle oturup dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Böyle artık hani böyle her şey çok okey güzel. Hani her şeyi başarıyorsunuz da her şeyi planlı yaptığınız için her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz ama oturup dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz bu ay içerisinde. Çünkü böyle yakınınızda da böyle bir kişinin hastalıklı da olabilir. Bir yakınınızın bir hastalığı çıkmış burada. Yatan bir kişi çıkmış ama temiz, beyaz çıkmış. Hani öyle çok kötü bir hastalık değil ama hasta biri var. Ona bakmak, onunla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz bu süreçte. O artık böyle iyice yorgunluk hissedebilirsiniz bedeninizde ve biraz böyle oturup dinlenme ihtiyacı çıkmış. Onun haricinde bakın böyle bir yerden böyle bir haber alacaksınız ama isminde E harfi olacak o kişinin. E harfi ve S harfi de olabilir. E ve S harfi. Böyle çok sıkıldığınız, artık böyle hani bazen monotonluktan sıkılıp böyle artık istediğim her şey olmuyor ya. Hani böyle dediğiniz bir anda birinden haber gelecek ama böyle size yüreğinizi rahatlatacak sanki. Böyle içinizi ferahlatacak güzel bir haber alacaksınız. Onun haricinde bakalım başka neler çıkmış. Bakın şurada bir tane bir kişi çıkmış. Güçlü böyle kollarını düşünün. Böyle gövdesi. Burada da kafası var. Herhangi bir böyle bir yola giderken böyle düşüyormuş gibi çıkmış burada. Yani istediği bir şey de tökezleyecek. Böyle ailenizde iri yarı biri varsa ya da sizseniz bu istediği bir şey için böyle direnirken mesela işle ilgili iş kurmak istiyordur, ev satmak istiyordur, ev almak istiyordur, işte araba almak istiyordur. Yani herhangi bir şey yaparken böyle sendeleyip düşecek gibi olmuş. Bu böyle birazcık işleri aksi gidebilir. Onunla uğraşabilirsiniz. Bu ay içerisinde aileden birinin o işlerin aksi gidip böyle tökezlemiş, düşüyormuşçasına çıkmış. Onun böyle o şeyle de uğraşabilirsiniz biraz. Canınızı sıkabilir. Ama genel anlamıyla bu falda çok büyük bir kısmetiniz var. Siz bu ay içerisinde istediğiniz her neyse ona çok yakınlaşacaksınız ve yakalayacaksınız. Kısmetinizi, nasibinizi alacaksınız. Sadece o yılan gibi etrafınızda sinsice dolaşan ve istediğiniz şeyin olmasını engelleyecek olan kişiye dikkat edin ve onun haricinde bence istediğiniz her neyse olacak. Karamsarlığınız boşa çıkacak. Her şey istediğiniz gibi olacak. Stresinizi atın. Gökyüzü biraz zorluyor bu aralar hepimizi. Biraz daha bilinçli hareket edersek bu zamanları daha iyi değerlendirebiliriz. Böyle kavga etmeye meyilliyiz. Böyle her an patlamaya hazırız. Sakin olun. Bunun geçici olacağını düşünün. Kırmak, kaybetmek istemediğiniz kişiler varsa biraz sakin olmaya çalışın. Karşı taraf da patlayabilir. Siz biraz sakin kalın ki bu süreci güzel atlatın. Bakın bir sürü gitmek istediğiniz yerler var, planlarınız var. Bir sürü kısa kısa, uzunlu kısalı şeyiniz olacak, böyle planlarınız olacak ve gideceksiniz. Çok ferah, çok hareketli bir ay olacak. Yalnız böyle şu tarafta bir anahtar çıkmış sanki. Oğlak burçları içerisinde böyle ev almak isteyen varsa o evi alabilir bu ay içerisinde. Şanslı olacaksınız. Araba almak isteyen araba alabilir. Hani böyle bir şeyin kapısı açılır denir ya, bir kısmetin. İş de olabilir bu. Bir işe de girebilirsiniz ama bir anahtarınız çıkmış ve istediğiniz, çok istediğiniz bir şeyi kısmete kavuşacaksınız. Zaten bardağınızda da çıkmıştı, fincanınızda. Bu ay sizin için sanırım kısmetli bir ay. Bir de burada hani böyle şey çıkmış, bakın şurada. Denizde gemileri böyle durunca çapasına atılır ya, yani bir yere böyle atacaksınız artık, demir atacaksınız. Bu eğer ki ilişkisi olan bir oğlak burcuysanız bu ilişkiyi evlilikle taçlandırabilirsiniz. Yani bir evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenme niyetine girebilirsiniz. İşte ev değişikliği yapmak istiyorsanız artık böyle uzun yıllar oturacağınız eve geçebilirsiniz. Böyle kalıcı çapa böyle atıp sanki bir yerde böyle kalıcı bir şekilde duruyorsunuz. İlişkiniz anlamında, işiniz anlamında herhangi bir konuda böyle uzun yıllar oturacağınız evi alabilirsiniz. Uzun yıllar çalışacağınız bir işe girebilirsiniz. Uzun yıllar birlikte olabileceğiniz bir beraberliğe başlayabilirsiniz. Çok pardon, bu ay içerisinde.
kalıcı olacak. Sizin için çok güzel olacak. Burada yine bir sincap var. İşse bu çok güzel, çok uzun yıllar çalışacağınız, çok mutlu olacağınız ve büyük paralar kazanacağınız bir iş olacak bu büyük ihtimalle. Çok güzel çıkmış tabağınızda. Siz de gördükleriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Ama karamsarlık hiç boşuna yapmayın. Bu ay sizler için çok güzel geçecek umarım. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.